Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Araf suresinde geçen derslerimizden hatırlayacaksınız. 26. ayet-i kerimeden itibaren ya beni Adem, yani ey Adem oğulları diye nidalar surede arka arkaya geliyor. Bunların, bu nidaların, seslenişlerin ilkini ve ikincisini geçen dersimizde görmüş ve 30. ayet-i kerimede kalmıştık. Bugünkü dersimiz yine ey Adem oğulları nidası ile başlayan bir ders. 31. ayet-i kerime ile. Diyor ki Cenab-ı Allah: Ya beni Adem, huzu zinetekum inde kulli mescid ve kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Ey Adem oğulları, her mescidin yanında ziynetinizi alınız, üzerinize alınız. Yiyiniz, içiniz ve israf etmeyiniz. Çünkü şüphesiz ki o israf edenleri sevmez. Ziynet burada müfessirler tarafından, alimler tarafından insanı setreden, örten elbise olarak anlaşılmıştır. Esasen bunu müfessirler kendilerinden söylemiyorlar. Çünkü daha önce 26. ayet-i kerimede gördüğümüz 26. ayet-i kerimede ey Adem oğulları diye başlayan ilk nidada şöyle denilmektedir, hatırlayacaksınız. Kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişe. Biz sizin üzerinize ayıp yerlerinizi, yani avretlerinizi örtecek bir elbise ve süslenecek şeyler indirdik. Riş aslında uçan kuşları derilerini örten tüylere deniliyor. Biz sizin üzerinize bunu indirdik. Bu elbise, tüy, uçan kuşların ve kümes hayvanlarının derilerini örtüp kapatıyor ve onları daha bir güzelleştiriyor. Bu manada elbise de Ademoğlunu, insanoğlunu güzelleştiren bir şeydir. Bu sebeple Cenab-ı Allah'ın burada "Hudu zinetekum" ziynetinizi edinin buyurması, ziynet süs eşyası olmakla birlikte elbisenin kendisine Cenab-ı Allah burada ziynet diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da yeni bir elbise giyindiği vakit "Elhamdülillahillezî razakani ma uvari bihi sev'ati ve etecemmelu bihi" diye dua ederdi. Elhamdülillahillezî razakani ma uvari bihi sev'ati ve etecemmelu bihi diye dua ederdi. Yani bana avretimi, edep yerlerimi örtecek ve kendisiyle güzelleşeceğim şeyleri İhsan eden, rızık olarak veren Allah'a hamd ederim derdi. Demek ki elbise fıtraten insanı güzelleştiriyor. Yapı olarak insana yakışıyor. Ve esasen insanı hayvandan ayıran en önemli hususiyetlerden birisi de insanın fıtraten örtünmeye eğilimli, örtünmeye meyilli olmasıdır.
Bunu küçücük çocuklarda bile gözlemleyebiliyorsunuz. 2,5-3 yaşından beri çocuklar, itibaren çocuklar özellikle efendim vücutlarının edep yerlerinin görülmemesi noktasında kendiliklerinden bazı hareketler yaptığına zannederim hepimiz şahit olmuşuzdur. Bu bir fıtrattır. Bir alışkanlık değildir. Kendiliğinden gelen bir hadisedir. Fıtri bir hadisedir. Dolayısıyla insanı en önemli hayvandan ayıran en önemli hususiyeti onun elbise giyinebilecek bir durumda yaratılmış olmasıdır. İnsan dışında hiçbir canlı kendisine şuradan veya buradan elbise yapmasını bilmiyor. Elbise giyinmesini bilmiyor. Ama tarihin eski dönemleri için anlatılanlar doğruysa, insanoğlu çok eskiden beri yapraklarla Adem Aleyhisselam'ın cennetten kovulması hadisesini hatırlayın. Cennetten yere indirilmesi biz diyelim, kovulması demeyelim. Kovulan şeytandır çünkü. Yasaklanan ağacı yedikten sonra ne yapıyorlar? Edep yerlerinin görülmeye başlandığını fark etmeleri üzerine cennetteki yaprakları birbirleri üstüne getirerek örtünmeye başlıyorlar. Avretlerinin farkına varmaları derhal onları örtünmeye itiyor. Bu da gösteriyor ki ilk insandan itibaren insanlar şu veya bu şekilde örtünmeye ehemmiyet vermişlerdir. Elbise giyinmeye ehemmiyet vermişlerdir. Dolayısıyla insanın özellikle şer'an tespit edilen avret yerlerini örtmemek gibi imkanı varken, örtmemek gibi bir eğilime girmesi, saplanması esasında maalesef hayvaniliğe doğru bir iniştir. Hayvanlığa doğru mertebeden aşağıya bir iniştir. İnsanoğlu giyindikçe daha çok insan olabilir. Örtündükçe daha çok insan olabilir. Ve giyinmenin süs olarak kabul edildiğinin bir diğer göstergesi de özellikle Araplar saygıdan dolayı ancak başlarını açarlardı. Başları bir şekilde örtülüydü. İhramda başımızın açık kalma istenmesi, başımızın açık kalmasının istenmesi Allah'ın önünde tevazudan ötürüdür. Tevazu, o ihramlı haldeyken biz şey değiliz. Esasen dediğim gibi ihram aslında o da insanlar dünyada birbirlerinin avret yerlerine bakacakları için giyilir ihramlıyken. Yoksa ahirette mahşerde hadis-i şerifte de açıkça belirtildiği gibi insanlar elbisesiz olarak yeryüzünde Allah'ın huzurundan yani Allah'ın ilk yarattığı gibi döneceklerdir. Bunu söyleyince Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe hayret ediyor. Ya Resulallah erkekler kadınlar çıplak birbirlerine bakmayacaklar mı? Mesela birbirlerine bakma haline kendilerini getirmeyecek, gelmelerine fırsat bırakmayacak kadar büyük bir meseledir diyecek. O gün öyle büyük bir gün ki kimsenin hatırına, kimsenin açık yerine, avretine bakma hatırına gelmeyecek bile. İş o kadar müthiş ve dehşetli. Demek ki dünya hayatında elbise hem insanlar için bir güzelleşme aracıdır hem de şeydir. Avreti örtmek gibi zaruri bir şeydir. Ama bu ayet-i kerimede tekrar edelim. Ne diyor? Her mescidin yanında ziynetinizi ediniz. Ziynet sadece elbiseden değildir, ibaret değildir. Ziynet elbisenin de ötesinde bir şeydir. Süstür dediğimiz gibi. Dolayısıyla yine ilim adamları, müfessirler bu kelimeden hareketle demişlerdir ki kişi
mescide gittiği zaman Müslüman kardeşlerinin arasına onlarla birlikte namaz kılmaya gideceği vakit olabildiği kadar güzel giyinsin. Elbiselerinin güzellerini giyinsin. Öyle paspal ifade yerindeyse gitmesin. Görüntüsü güzel olmayan bir kılıkla gitmesin. Kılığı, kıyafeti, üstü başı düzgün olsun demektir. Demek ki her mescidin yanında öyle yoksa tesettür, elbise giyinmek, avreti setretmek, şartları gerektirdiği her yerde, şartların tesettürü gerektirdiği her yerde vaciptir, farzdır, vazgeçilmez bir şeydir. Erkek ve kadının avretleri ve giyinmeleri gereken elbise tarzları, nasip olur da oralara kadar gelirsek inşallah Nur suresinin ilgili ayetinde inşallah açıklamaya çalışacağız. Belki de daha önce fırsat gelir açıklarız. Şimdilik ayet-i kerimeye devam edelim. Demek ki özellikle namaza giderken Müslümanın kılığına, kıyafetine olabildiği kadar dikkat etmesi gerekiyor. وَكُلُوا وَشْرَبُوا Yiyin, için. Cenab-ı Allah eğer bu emri arkasında ama israf etmeyin kaydını getirmemiş olsaydı bizim için yemenin, içmenin asgari veya azami haddi ve hududu olmazdı. Vücudu zayıf bırakacak kadar yemekten uzak durmak da israftır. Vücuda zarar verecek kadar da yemek ve içmek de israftır. Çünkü israf itidal haddini aşmaktır. İtidal haddine gelmemektir. Yani ifrat ve tefritten birisini yapmaktır. İsraf aşırılıktır. Aşırılığın her türlüsü dinimizce yasaklanmıştır. Rivayete göre Harun Reşit zamanında Yahudi bir tabip Hazreti Ali'nin torunlarından El-Hasen bin Ali'ye diyor ki sizin dininizde tıp namına hiçbir şey yok, kitabınızda tıp namına hiçbir şey yok diyor. Ona diyor ki kitabımız yarım ayette tıbbı özetlemiştir diyor. Yarım ayette tıbbı özetlemiştir. Hangisidir o ayet diyor? Kullu şabu ve la tusrifudur diyor. Yiyin, için ama israf etmeyin. Yani yemenin, içmenin, bazı içecek türlerinin vücuda derhal veya uzak gelecekte zararlı olacağı tahmin ediliyorsa, kuvvetle tahmin ediliyorsa veya tecrübeyle biliniyorsa veya deneysel olarak anlaşılmışsa bunları yemek israf kapsamı içerisindedir. İsraf sadece dediğim gibi saçıp savurmak, savurganlık etmek değildir. Vücudu rahatsız edecek. Vücudu gücünü, kuvvetini azaltacak. Takatten düşürecek az yemek, az içmek de bir israftır. Vücudu yoracak, bedeni, mideyi gereksizce yük teşkil edecek onlara yemek, içmek de aynı şekilde bir israftır. Dolayısıyla vücut için itidal haddini muhafaza etmek lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, بِحَسْبِ بْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَا صُلْبَهُ diyor. Adem oğluna onun yapısını, iskeletini, omurgasını ayakta tutacak birkaç lokmacık yeterlidir diyor. Birkaç lokmacık yeterlidir. فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ eğer mutlaka yiyecekse فَثُلُثُهُ لِلْطَعَامِ وَالثُلُثُ لِلْشَرَابِ وَالثُلُثُ لِلْنَفَسِ diyor. Eğer mutlaka yiyecekseniz, çok yiyecekseniz yani, bakın mutlaka yiyecekseniz, illaki yiyeceksiniz diyor, yiyecekseniz, o takdirde üçte biri, midenizin üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini de nefese tahsis ediniz diyor.
şey budur. Zırtı bundan dolayı geliyorsa bunu kapat. Salih. Gerek yok. Sesimiz yetiyor. Önemli olan budur. Kayda ses gidiyor. Tamam. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, riayet etmemiz gereken, yemekte ve içmekte itidal haddine riayet etmektir. Bu ayet-i kerime ile bir daha Kur'an-ı Kerim'in gerçekten hayatın kitabı olduğunu daha iyi anlıyoruz. Yemek ve içmek, giyinmek, insan hayatının en çok tekrarlanan halleri arasındadır. Kur'an-ı Kerim'in eğer bunlar üzerinde durması mevzu bahis olmasaydı veya durmasaydı, gerçekten Kur'an-ı Kerim kamil dinin kamil kitabı olamazdı. Kamil bir din, hayatın bütününü ele alan bir dindir. Kamil bir kitap, hayatı tamamıyla ele alan bir kitaptır. İnnehu la yuhibbul musrifin. Allah haddi aşanları sevmez. Cahiliye döneminin israfı yemek ve içmekte, ibadette de vardı. İbadette de israf yoktur. Cahiliye döneminin bu konuyla alakalı bir israfı şuydu. Onlar özellikle Mekke'de bulunmayan Kureyşliler hacca geldikleri vakit derlerdi ki Allah'ın bu mukaddes evini bizim günlük elbiselerimizle tavaf etmemiz, onun etrafında ibadete gelmemiz caiz olamaz. Biz bu elbiseleri giyinmemeliyiz derlerdi. Onun için yakını bildiği ve tanıdığı olan Kureyşliler arasında kendi elbiselerini çıkartır ve Kureyşlilerden ödünç elbise alırdı. Tabi Kureyşlilerin de elbiseleri sınırlı. O zaman zaten elbise şimdiki gibi bolluk yok. Öyle bir şey değil. El dokumaları Yemen'den gelecek, Necran'dan gelecek, efendim Şam'dan gelecek veya Hindistan'dan, Çin'den gelecek, öyle elbise bulacaklar. Tamam mı? Ve pahalı haliyle zor bulunur, az bulunur, şey edilir. Onun için elbise bulamayanlar kadın erkek karışık hiç aldırmadan çıplak tavaf ederlerdi. Günlük elbiselerimizle günah işliyoruz, bunlarla olmaz. Kureyş'ten siz mübarek insanlarsınız, şu işe bak. Mübarek insanlarsınız, sizin elbiseleriniz temizdir, günah işlemezsiniz siz. Veya işleseniz bile bu ev sayesinde günahınızın şeyi affedilmesi söz konusudur. Bize elbise verin. Elbise bulamayanlar çıplak, çırılçıplak yani tavaf ederlermiş. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Hatta Sahih-i Müslim'de bir beyit vardır ki bir kadının birisi tavaf ederken söylemiş, elbise de bulamamış. Bugün diyor avretimin bir kısmı görünüyor olabilir diyor. Ama görünen kısmını bakanlara helal etmiyorum diyor. Az bir parça elbise bulmuş, örtünmüş örtünebildiği kadar. Ama diyor vücudumun geri kalan görünen kısmını bakanlara helal etmiyorum bakmalar. Böyle de enteresan ibadet bu hale gelmişti güya. Ama Kur'an-ı Kerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bozulan o şeyi, ibadeti, hac ibadeti başta olmak üzere ne yaptı? Yerli yerine oturttu. Tabii yemenin mutedil olması, içmenin mutedil olması ile alakalı olarak tıp kitaplarında olsun, tefsir kitaplarında olsun, doktorlar bilmem neler, bu konuda herkes bugün her şey biliyor veya çok şeyler biliyor. Kısacası İslam, özet, işin özeti, kişiyi takatten düşürecek kadar da az yemeği teşvik etmiyor. Hint fakirleri gibi alacaksın birkaç tane zeytinle miskin miskin oturacaksın. Hayır, Müslüman faal bir insandır. Müslüman dinamik bir insandır. Günlük enerjisini vesairesini karşılayacak kadar yemesi lazım. Fazla yiyerek de kendisini hantallaştırmaması lazım. Buna dikkat edeceğiz.
Ayetin devamı olan 32. ayet-i kerime Allah'ın nimetlerinden güya Allah'a ibadet niyetiyle uzak kalanlara iyi bir cevap teşkil ediyor. Hani siz Allah'ın yolundasınız, ne oluyor, zinetten bahsediyor Allah'ınız kitabınızda falan diyenlere adeta bir cevap. Estaizu billah diyor ki, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ De ki, Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu zineti ve hoş ve temiz olan rızkı kim haram kıldı? Haram kılan kim? Allah bunları helal kılmış. قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا De ki, bunlar dünya hayatında İman edenler içindir. Kafirler de müminlerin hayrına dünya hayatında bunlardan istifade ediyorlar. Halisata yevmel kıyama. Kıyamet gününde de halisen sadece ve sadece müminler içindir. Müminlerin dışında kafirler bu ziynetlerden, güzel elbiselerden, süslenecek eşyalardan, süs eşyalarından ve hoş ve temiz rızıklardan kıyamet gününde yalnız müminler yararlanacak, istifade edeceklerdir. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ İşte biz ayetleri bu şekilde bilen bir topluluğa geniş geniş açıklarız. Zinet, daha önce de söylediğimiz gibi kişinin güç yetirebildiği kadarıyla güzel elbisedir. Bütün elbiselerin olduğu da söylenmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da malumunuz, kılık kıyafeti pek düzgün olmayan, eski püskü, yırtık pırtık belki de bir kılık kıyafetle gelen birisine soruyor aleyhissalatü vesselam. Senin hiç malın yok mu diyor. Var diyor. Her türlüsünden var. Davarlarım da var, ticari mallarım da var, hepsi var diyor. Allah diyor kuluna bir nimet verdiği zaman o nimetin etkilerini, belirtilerini kulunun üzerine görmekten hoşlanır diyor. Bunu sever diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla mümin tekebbür için değil, hatta gerektiğinde şükretmek için güzel giyinir. Giyinebildiği kadarıyla için bu Rabbimin bana verdiği bir nimettir. Rabbimin nimeti sayesinde yine biliyorum. Rabbim gerektiğinde de giydiriyor ve yediriyor, içiriyorum. Bu bir nimet. Tıpkı başkasına sadaka vermek gibi kendi kendine bakmak da bu manada bir sadakadır. El verir ki fakirlerin dikkatlerini celbedecek, gözleri kalacak şekilde lükse ve israfa gitmesin. Çok dikkat çekici olmasın ve o elbiseyi giyinen kimsenin konumunu alçaltacak veya değerini düşürecek kadar da sıradan bir kılık kıyafet olmasın. Burada da itidal gözümüze çarpıyor. Niçin? Çünkü biz vasat bir ümmetiz. Ve vasattan insanlar fıtraten rahatsız olmaz. İnsan fıtratı İtidalden rahatsız olmaz. İnsan fıtratı aşırılıktan rahatsız olur. Aşırıya kaçıldı mı insan o zaman rahatsız olur. Mübalağa İslam'ın sevdiği bir şey değildir. Allah-u Teala'mızda görülmesini biz de Allah-u Teala şükürlerini bilmemiz gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh de diyor ki Allah size genişlik verdiyse siz de genişlik veriniz diyor. Allah size genişlik vermişse siz de genişletiniz diyor. Ne kadar güzel. Bu budur. Madem Allah vermiş şeydi. Rivayete göre İmam Malik rahimahullah özellikle hadis dersi verdiği zaman en güzel elbiseleri giyinir. En güzel pahalı kokuları sürünürdü. Niçin? Resulullah'ın hadisini ben aktarıyorum diye. Resulullah'ın hadisi ne hürmeten giyindiği gibi kendisi de güzel giyinmeyi de kaliteli güzel yiyip beslenmeyi de severmiş.
Birisi direkt söyleyememiş. Mektup yazmış buna. Demiş ki galiba sen giyiminde, kokularında, yemende, içmende senin gibi bir ilim adamının de aşırıya gitmemesi, itidalli olması gerekmez mi mealinde bir mektup yazıyor. İmam Malik ona şu okuduğumuz ayet-i kerime ile cevap veriyor. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ De ki, Allah'ın kulları için çıkartmış olduğu ziyneti ve hoş ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında iman edenlere aittir, ahirette de katıksız onlar içindir. Ayet-i kerimesiyle cevap veriyor. Günümüzde olsun, geçmişte olsun, her zaman için. Müslümanın yaşantısı, üretimi, tüketimi, Allah'ın rızasına uygun ve olabildiği kadar da ifade yerindeyse, fakirlerin, muhtaçların dikkatlerini üzerine çekmeyecek. Onların haklarına riayet etme fırsatını verdirmeyecek şekilde aşırıya kaçmamalı. Gerekirse elbiseni, giyimini, tüketimini itidal sınırına çekerken o artacak aradaki miktarı ihtiyaç sahiplerine kaydırmasını, aktarmasını bilmelidir. O bakımdan daha doğrusu İslam zaten esas itibariyle İslam'ın israfı yasaklamasının hikmetlerinden birisi de İsrafın o artan bölümünün ihtiyaç sahiplerine aktarılmasını sağlamaktır. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh'e atfedilen bir söz vardır ki bana göre iktisadın çok önemli ruhunu teşkil edecek ifadelerden birisidir. Diyor ki fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır. Allahu Ekber. Ne kadar veciz bir ifade görüyor musunuz? Bunun kadar günümüz iktisadi berbat iktisat paylaşımına, adil olmayan iktisat paylaşımına yöneltilebilecek güçlü ve özlü bir eleştiri daha bulunamaz. Çok harika bir ifade. Fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır. Ne kadar müthiş bir ifade. Bunun kadar özlet, bir tenkit, israf asrına, kapitalizmin böyle gemi azıya aldığı bir çağa bunun kadar yapılabilecek güçlü bir eleştiri aynı zamanda yol gösterme bulunamaz. Vallahi insanlık bunu uygulamaya kalkışsın. Birleşmiş Milletler bilmem ne falan filan edebiyatı da kalmaz. Zenginler israf etmesin. İsraflarından kalacak olan açık dünya fakirlerine aktarılsın. Görelim bakalım. Dünyada ne kadar fakir kalır veya birkaç sene içerisinde bu uygulansa dünyada fakirlik hangi düzeyden hangi düzeye fırlar veya daha doğrusu geriler. Müthiş bir ilke. Dolayısıyla İslam'ın israfı yasaklamasına dinamik olarak yaklaşmak, böyle bir dinamik anlayışla bunu kavramaya gayret etmek icap ediyor. İsrafı sadece günlük hayatta basit bir hadise olarak değil, bunu ifade edeyse bireysel en küçük birim olan bireyden tutun, en büyük birey olan topluma, cemiyete hatta insanlık düzeyinde düşündüğünüz zaman bu israfın ne kadar büyük bir bela olduğunu düşünün. Anlarsınız yani. Anlarsınız. Bir insan için ortalama 6 milyar insan var. Ortalama diyelim ki bir insanın her gün, ortalama dünya ortalamasından bahsediyor. Faraza, varsayım olarak söylüyoruz. Her gün kişi başına düşen israf bedeli 1 lira olsun, 2 lira olsun. 12 milyar lira günlük tasarrufumuz demek ki olabilir. En basitinden basit bir hesap. Ki 2 lira ben çok düşük bir rakam söylüyorum. Buna göre yani İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'in düsturlarını olabildiği kadar kapsamlı ve etraflı hem bireysel alanda hem dünya
çapında, yani mikro ve makro düzeylerde olabildiği kadar geniş düşünmek, ele almak, algılamak icap ediyor. Peki Allah ziyneti haram kılmamış da neyi haram kılmış? Bakalım 33. ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah şöyle diyor. Estağfirullah. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَا وَالْاِثْمَا وَالْبَغْيَا بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Cahili hayatın özetidir bu ayet-i kerime. Ve Allah bu şekilde cahili bir hayatı, cahili hayatın belirgin göstergelerini ne yapmış? Müslümanlara haram kılmıştır. Bunların bir kısmı amelidir, bir kısmı itikadidir. Ve dikkat çekici bir hadise var bu ayet-i kerimede. Ameli olan cahili adet ve gelenekleri, itikadi olan cahili ölçülerden veya karakteristik özelliklerden önce zikretmiştir. Bu ayet-i kerimenin bu tarafı gerçekten dikkat çekicidir. Bakın. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشِ. De ki Rabbim ancak çirkin işleri, hayasızca işleri haram. Ama hepsini. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. Bu çirkin işlerin görünenini de, gizli olanını da. Açıktan zinayı da, gizlice dost edinmeyi, gizli fuhuş işlemeyi de, açık fuhuş işlemeyi de. Fuhşiyatın, hayasızlığın her türlüsünü, gizlisiyle, açığıyla, küçüğüyle, fahiş veya bir şeyin fahiş olması, aşırı olması demektir. Mesela makul olmayan kâra ne diyoruz? Fahiş kâr diyoruz. Şimdi unutuldu. Eskiden maazallah yanlış iş yapan kadınlara fahişe denirdi. Şimdi ne diyorlar? Hayat kadını diyorlar, bilmem ne diyorlar vesaire. Erkek kadın fark etmez. Hayasızlığın her türlüsü, burada erkek kadın ayrımı yok. Erkek kadın ayrımı her nedense ataerkil toplumlar açısından devam ettirilmiştir. Ve maalesef İslam toplumlarında da bu ataerkilliğin cahili gelenekleri de devam ediyor. Hayasızlık hayasızlıktır. Aynı hayasızlığı erkek de yapsa aynı cezayı hak eder. Kadın da yapsa aynı cezayı hak eder. Kim yaparsa yapsın. Hiç değişen bir şey yok. Ayet-i kerimede bir ayrım yok. De ki Rabbim gizlisiyle açığıyla fuhşiyatın, hayasızlıkların, aşırılıkların haddi aşmanın her türlüsünü ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Başka vel isme vel bagya. Günahı ve haddi aşmayı, aşırıya kaçmayı, bi gayril hak, haksız yere çizmeden yukarı çıkmayı, sınırı aşmayı ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Ve başka, ve en tüşrikû billâhi mâ lem yunezzil bihi sultâne. Ve Allah'a hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ortak koşmanızı, ameli şeyler bitti, itikadi şeyler geliyor. Ortak koşmanızı ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi ne yapmıştır? Haram kılmıştır. En tekulu alallahi ma la ta'lemun'un kapsamına ne girer? Allah'ın varlığıyla, birliğiyle alakalı olmadık şeyler söyleme girdiği gibi Allah'ın hakkında hüküm indirmediği şeyler ile ilgili ahkam kesmek de şey diyor. Bakıyorsun biri atar tutar. Yahu ne söylüyorsun? E dinde böyledir. Var mı öyle bir ayet? Tabii tabii. Aman ya. Hiç de öyle bir ayet de yok belki. Ha, işte bu Allah hakkında bilmeden bir şeyler söylemenin kapsamına girer. Müslüman özellikle Allah'ın dini her konuda aslında böyle. Bilmeden konuşmak Müslüman için ciddi bir zaaftır. Bir bilgiye dayanmadan konuşmak Müslüman için ciddi bir zaaftır. Değişik hayatın değişik alanlarında hepimiz çeşitli oranlarda bunu işleyebiliriz. Yani işlememiz mümkündür. Fakat özellikle
Allah'ın dini ile alakalı olarak bilinmedik bir şeyi söylememeye dikkat etmekle kendimizi bilmediğimiz konularda konuşmaktan, fikir beyan etmekten alıkoymayı, disipline sokmayı öğrenmemiz lazım. Müslüman ya hayır söyler veya susar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden diyor, ya hayır söylesin veyahut da sussun diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bilmiyorsa konuşmasın, sussun. Buna riayet etsin. Ve en tekulü alallahi ma la te'lemun. Cenab-ı Allah bütün bunları ne yapmış? Yasaklamış bulunmaktadır. Bu ayet-i kerimeyi de kısa bir ayet-i kerime görelim. Ondan sonra inşallah namaza kalkarız. Ve likulli ümmetin ecel. Ve her ümmet için bir ecel vardır. Ümmetler için ecel olduğu gibi, fertler için, fertler için olduğu gibi ümmetler için de ecel vardır. Hiçbir ümmetin yıkımı, tarihten silinmesi veya gücünü kaybetmesi sebepsiz, gereksiz ve rastgele değildir. Allah'ın her şey için, özellikle toplum içinde tespit ve tayin ettiği kanunlar ve yasalar vardır. Bu kanun ve yasalar çerçevesinde toplumlar yükselir ve güçlenir. Yine bu kanunlar çerçevesinde toplumlar gevşer, zayıflar, çöker, yok olur veya kaybolur. Cenab-ı Allah ne diyor? Estaizu billah Ra'd suresinde İnne Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah bir kavmin içinde bulunduğu durumu veya bir kavmin halini, onlar kendi özlerini, kendi nefislerindekini değiştirmedikçe değiştirmez. Yasalardan birisi bu. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda toplumsal pek çok yasalar vardır. Yeri geldikçe bunları tek tek inşallah göreceğiz. Gördüklerimiz oldu daha önceden. Şimdi de bir kısmını daha sırası geldikçe göreceğiz. Kısacası bu eceli tespit eden, ecelin tespitinde aynı zamanda fonksiyoner olan bir takım hususlar vardır ki Allah-u Teala ezelden beri bunları hesaba katarak ifade yerindeyse ümmetin ecelini tespit ve tayin etmiştir. Bu ecelin tespitinde fonksiyoner olan bazı hususlar kimi zaman ümmetin kendisiyle alakalıdır, kimi zaman ümmetin dışındaki diğer ümmetlerle alakalıdır. Söz gelimi. Bir ümmetin, İslam ümmetinin yükseliş dönemlerini nazar itibara alalım. Bizans ve Pers İmparatorluğu o zamanın en güçlü iki devleti idi. Ama her iki devlet de ifade yerindeyse yükselebilecekleri en yüksek yerlere kadar gelmiş, onların gerileme dönemi başlamıştı. Bunun için hariçten ifade yerindeyse bazı etkenlerin de rol oynaması gerekiyordu ki bunları hızlandırsın. İlk olarak bu konuda İslam fütuhatı ve İslam'ın doğuşu, maddi olarak kıyas yaptığınız takdirde hiç dengeli olmamakla birlikte kısa bir zaman içerisinde Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Pers devleti 5000 yıllık veya o zamana kadar 4000 yıllık veya 3500 yıllık Pers İmparatorluğu yaptı. Bizans İmparatorluğu da İslam'ın eliyle her geçen gün geriledi. Bizans İmparatorluğunu başka bir güç geriletmedi dünyada. Sadece İslam geriletti. Ve İslam ile gerilediler. Neticede Bizans'ın payitahtı yani başkenti olan İstanbul'da yine Müslümanların eliyle yıkıldı. Fethedildi veyahut da. Dolayısıyla harici bazı etkenler var, dahili etkenler var. Tabi bu konuda gerek Kur'an-ı Kerim'in sünnetle alakalı yani toplumsal sünnetlerle alakalı buyrukları, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerle alakalı tarihi ve sosyolojik deneyimler, araştırmalar, incelemeler bunlardan hareketle söylenecek çok şeyler var. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Likulli ümmetin ecel, üç kelimelik bir ayetin ayetin üç kelimelik bir bölümü. İnanın bunun için aslında burada ecel niçindir bu ecelin tespit edilmesinde Cenab-ı Allah'ın nazar itibara aldığı toplumsal ilahi sünnetler veya sünnetullah nelerdir? Hangileri tek tek tespit edelim, bunları inceleyelim. Şu anda ümmetimiz oraya gelelim. Niçin bu haldedir?
şu anda şirk ve cahiliye niçin bu haldedir gibi altı daha pek çok meseleyle genişçe açılabilecek çok çok önemli bir konudur. Ben bunu burada bu konularla ilgilenecek olan insanların dikkatine kısaca dikkatini bu hususa çekmek istedim. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bu da Allah-u Teala'nın elinde olan ecelleri geldi mi, süreleri doldu mu, vadeleri nihayet erdi mi, yükselişleri bir saat dahi geri kalmazlar ve ileri gidemezler. Yani bir saat daha öncesinden de ecelleri alınmaz, bir saat sonraya da bırakılmaz. Burada saat bildiğimiz 60 dakika değil. Arapçada saat en küçük zaman diliminin adıdır. Yani bir an diyebilirsiniz buna. Bir lahza diyebilirsiniz buna. Bir nefeslik bir süre diyebilirsiniz buna. Kısacası en küçük ölçülebilen zamana Arapçada veya en küçük zaman biriminin adı Arapçada saattir. Saattir. Bir saat dahi ileri gitmek yok. Bir saat dahi erken ecelin bitmesi yok. Söz konusu değil. Dolayısıyla bir kimse herhangi bir şekilde trafik kazasında da ölebilir, şeyde ölebilir, döşeğinde de ölebilir, bir hastalık neticesi de olabilir, bir başkası tarafından da öldürülebilir. Neticede bütün ölümler de ecel ile olduğu ayrıca bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Çünkü hum zamiri, eceluhum onların eceli fertlere gidiyor. Ümmeti teşkil eden fertlere dairdir. Evet. İnşallah namazdan sonra 35. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Buyurun namaza geçelim.